Merhaba, bugün yine bir yarış quadcopter yapacağım. Yapacağım quadcopter 18 santimetre, 180 milimetre olacak. Bu frame'i daha önce tanıtmıştım. Bu frame üzerine yapacağım quadcopter'ı. Hemen hızlıca diğer parçaları göstereyim. Racer Star 2403, fırçasız motorlar. Bu motorların kablosu kırmızı değil. Normalde siyah uzundu kablosu. Ben daha önceki quad'da kullandığım için bu motoru. Kabloları kesmiştim. Şimdi tekrar ek yaptım. Daha önce 22 santimetre yaptığım quad'da kullanmıştım bu motorları ama o quad yaptıktan kısa bir süre sonra sattım. Hiç uçuramadım. Motorlarını satmadım yalnız çünkü motorlarından çok memnundum. Çok da uygun fiyatlı. Zaten satsaydım herhalde aynısından yeni alırdım. ESC'yi göstereyim. Yine Racer Star marka. 20 amper versiyon 2 ESC. D-Shot 600 desteği var. Motorlar için gayet yeterli. Bu uçuş kontrolcüsü. Uçuş kontrolcüsünün ismi SP Racing F3 Deluxe Edition. On-Off diye de geçiyor. Şu FlySky FSI-6B alıcı. Ama gördüğünüz gibi biraz tahrip olmuş. Bunlar normalde ucunda pinler vardı. 6 tane PWM çıkış vardı. Ben PWM kullanmadığım için o pinleri lehimle söktüm, yerine kablo taktım. Alıcımız bu. Kameram eShine 1000 TL CCD kamera. CCD değil ama CMOS kamera. Vericim TS5828L. Bu vericiler markasız. Bu kodu yazarak birçok vericiye ulaşabilirsiniz. Bu da modifiye edilmiş bir anten. Hafif olsun diye dışındaki koruma kabını çıkardım. XT60 konektör var. 14 AVG kablo var. Bunları birazdan lehimleyeceğim. 40-45 3 bıçaklı pervanem var. Bunlar uygun fiyatta olduğu için 10 set aldım. Voltaj zıplamaları, voltaj spike denilen sıkıntılardan etkilenmemek için 1000 mikrofaradlık 25 voltluk bir tane kondansatör. Bu kablo da kamerayla vericinin kullandığı kablo. Zaten kutusundan çıkıyor. Bu da kontrol kartının kablosu. Parçalar bunlar. Hemen vakit kaybetmeden parçaların yapımına başlayalım. İlk yapacağım şey motorları frame üzerine yerleştirmek. Taktım. Şimdi XT60 bağlantıya şu kabloları lehimleyeceğim. XT60 bağlantı tamam. Lehimi yaptım. Biraz makaron keseceğim buna. XT60 bağlantı tamam. Şimdi bu ESC'den kısaca bahsedeyim. Normalde ben önceki videolarda anlatırken her motor için bir tane ESC kullanması gerektiğini söyledim. Ancak bu parçanın üzerinde 4 tane ESC var. Yani ben her motora bir tane ESC takmama gerek yok. Bunun üzerinde 4 tane ESC var. Aynı zamanda bu parça motorlara güç vermesinin yanında diğer komponentler için de güç sağlıyor. 5 volt çıkışı var. Yani kontrol kartına, kameraya ve alıcıya buradan güç sağlayacağım. PDV'ye bu nedenle ihtiyacım yok. Şimdi bunun üzerinde pil bağlantısı için artı ve eksi yazıyor. Bunu buraya lehimleyeceğim şimdi. Bu da tamam. Şimdi kontrolcünün üzerinde gördüğünüz gibi bir giriş lehimlenmiş. Bu giriş kontrolcü ile birlikte gelmiyor. ESC ile birlikte geliyor. Bu ESC'yi ben daha önce 13 santimetrelik quad'da denediğim için lehimlerini yapmıştım. Tekrar sökmeye gerek duymadım. Burada hazır lehimlenmiş duruyor. Ancak siz geldiği zaman eğer böyle bir şey alırsanız, bunun aynısını alırsanız buradaki gibi bağlayabilirsiniz. Zaten üzerinde 1, 2, 3, 4 yazıyor. Muhtemelen karıştırmazsınız. Bu bağlantıyı şuraya yapacağım yani. Şunu böyle taktığım zaman ESC ile kontrolcüler haberleşmiş olacak. ESC'lerle kontrolcü haberleşmiş olacak. Şimdi bunu buraya
vidalayacağım. Vidaladıktan sonra motorları bu üçlülere lehimleyeceğim. Her bir üçlü bir motor için. Ardından üstüne kontrolcüyü, şöyle kontrolcüyü vidalayacağım. Alıcıyı takacağım buna. Alıcı için lehim yapmaya gerek yok. Yani alıcı ile kontrolcü arasında lehime gerek yok. Şöyle bir giriş var. Bu giriş de kontrolcü ile birlikte geliyor. Alıcının üzerindeki giriş. Taktıktan sonra quadcopter uçuşu hazır olacak. Ancak FPV sistemi de yapacağım için şu iki parçayı da bunların üzerinde henüz karar vermeden bir yere yapıştıracağım. Şimdi öncelikle şeyi göstereyim. Kırmızı kablolu olan motorların bulunduğu taraf ön taraf. Şurası ön, burası arka. Bu vidalar benim aldığım parçaların yanında çıkmadı. Ben ayrıca lazım olur diye bir sürü bu spacerlardan, vidalardan sipariş etmiştim. Ancak kontrolcünün, ESC'nin ve diğer parçaların yanında ihtiyaç duydukları bu vidalar falan çıkıyor. Yani sizin bu parçaları topladığınız zaman bir de vida satın almanıza gerek yok. Şimdi şu plastikleri ayırayım. Bir plastik buradan. Motorları lehimledim. Gördüğünüz gibi çok temiz bir görüntüsü oldu. Aslında kabloları ölçmedim ama çok da uygun oldu. İşim bittikten sonra en son şunlara bir kere bantlarım. Sallanmasınlar diye. Daha sağlıklı olur. Şimdi ne kaldı geriye? Şu kondansatörü lehimleyeceğim. Kondansatörü de lehimlediğim zaman ESC ile pek bir işim kalmayacak. Şimdi bu kontrol kartını buraya takmadan önce ESC ile başka işim kaldı mı bunu düşünmem lazım. Çünkü kontrol kartını taktıktan sonra tekrar alta erişmem çok zor olacak. Benim alıcımda ekstradan bir giriş var. Normalde FS-I6B aldığınızda böyle bir girişiniz yok. Siz bu alıcıyı aldığınızda hiç bu işlemi yapmanıza gerek yok yani. Ben bunu modladım. Ekstradan voltaj sensörü bağlantısı yapabiliyorum. Şimdi bunu alttan, yani kontrol kartının altından geçireceğim böyle. Bunu buraya lehimleyeceğim. Yani bir bunu lehimleyeceğim. Başka kontrol kartımın VBAT girişi var. Yani kontrol kartının voltajı takip edebilmesi için şu bağlantıyı yapmam lazım. Bu da doğrudan pile bağlanacak. Bunu lehimleyeceğim. Kontrol kartını takmadan önce. Ve vericim. Bu verici 7 ile 24 volt arasında çalıştığı için doğrudan pile rahatlıkla takabilirim bunu. Bu vericinin kablosu ise bu. Şöyle takayım. Daha net gözüksün. Şu bağlantıları yapmam lazım. Yani kontrol kartını takmadan önce şu 3 bağlantıyı buraya lehimleyeceğim. En son şuraya da biraz silikon sıkacağım. Çünkü burada çok fazla kablo olacağı için kablolardan herhangi biri sarsıntıdan dolayı koparsa tüm sistemin yanmasına neden olabilir. ESC ile bütün işim bitti. Sallanmasın diye şuraya birazcık silikon sıkacağım. Biraz kondansatörün bağlandığı yere. Soğumasını bekliyorum şu anda. Soğuduktan sonra biraz da buraya sıkacağım.
Aslında şuraya sıkarsam sanırım daha iyi olur. Tamamdır. Şu an soğumasını bekliyorum. Bu arada şu vidaları da takayım. Taktığım vidalar, vida mı, spacer mı artık neyse. Distans da deniliyor. Böyle bir şey. İşimizin çoğu bitti. Şimdi şunu kontrol kartını şu bağlantı buraya gelecek şekilde buraya takıyorum. Sanırım bugüne kadar yaptığım en sağlam, sağlıklı quadcopter bu olacak. ESC bağlantısını da yaptım. Sanırım son bir lehim işlemi kaldı. Şimdi bu ESC bağlantılarını aynı zamanda kontrol kartına güç de veriyor. Kontrol kartından şöyle yakından göstereyim. Neyle göstereyim? Şununla göstereyim. Şurada üçlü bir sıra var. Üçlü pin girişi, pin lehimlenecek bir sıra var. En üstteki sinyal PWM çıkışı oluyor. Ortadaki artı ve en alttaki eksi. Artılar ve eksiler her biri birbirine bağlı. Paraleller yani. Yani şuradaki eksiyle şuradaki eksi ya da şuradaki eksi hepsi aynı. Bunların bir önemi yok. Ama üst taraftaki sinyaller farklı. Her birine bir motor geliyor. Gördüğünüz gibi 8 tane motor bağlayabilirsiniz bu kontrol kartına. Ben şimdi bu ESC ile birlikte alttan bu kabloların yanında kontrol kartına güç verecek bağlantılar da lehimlemiştim. Eğer bu kontrol kartını ve bu ESC'yi satın alırsanız, bağlantıda sorun yaşarsanız bu videonun altına sorun. Ben detaylı bir şekilde bu parçalar çıkarıp size anlatırım. Şimdi ortadaki artı ve en alttaki eksi dedim. Şu anda bu kontrol kartına güç verdim ancak benim 5 volt güce ihtiyacım var. Çünkü kameram 5 voltta çalışıyor. Şu altta gördüğünüz gibi. Vid GND ve 5 volt yazıyor. Bu 5 voltu kontrol kartından alacağım. Yani yapacağım son lehim kameraya güç vermek için. Şimdi bunun bağlantısını yapayım şöyle. Bu kablolar ben bir yerden almadım. Şeyden geliyor zaten. Bunların içinden çıkıyor gerekli kablolar. Buna 5 volt gücü şu iki kablo üzerinden. Şuralara lehim yaparak aktaracağım. Lehimleme işlemi bitti. Şimdi biraz önce alttan ESC lehimlediğim girişleri takacağım. Şurada bir V-Bat bağlantısı var gördüğünüz gibi. V-Bat için kablo lehimlemiştim. Bunu V-Bat girişine takacağım şimdi. Şimdi bu bağlantıyı yaptığım için yani pili V-Bat üzerinden doğrudan kontrol kartına taktığım için kontrol kartı pilin durumunu takip edebiliyor. Yani pilin voltajı azaldığında size uyarı verebiliyor. Kamera bağlantısını yaptım. Şunu da bir girişini alttan ESC ile lehimlemiştim. Diğer girişi de kameraya gidiyor. Şu da kamera görüntü verici. Şimdi şunu şöyle takayım. Şu anda arkadaşlar ben buna pili taktığım anda görüntü alabileceğim. Görüntü gönderebilecek 600 mW. Hemen hemen bitti diyebilirim. Bu vakitten sonra yapacağım şeyler bunları sabitlemek olacak. Kamerayı şöyle şuraya muhtemelen silikonla yapıştırınca işimi görür. Şöyle kablolar etrafı dolanmadan bunu buraya yapıştırdım. Şimdi karar vermem lazım. Alıcıyı şu üst plakayı şöyle düşünürseniz şu alıcıyı alt taraftan böyle yapıştıracağım çift taraflı bantla. Ardından yapıştırdıktan sonra antenleri yan tarafa alıp böyle sabitleyeceğim. Havada kalacak şekilde. Bu arada ben pilimi de göstereyim size. Pilimi şarja takacağım. 1500 mAh 3 hücreli 1, 2, 3 gördüğünüz gibi 3 tane hücre var. 1500 mAh ve 35C. Kalitesiz bir pil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı oldu.
İşimiz hemen hemen bitti. Şimdi kamerayı sabitlediğim zaman, alıcıyı da sabitlediğim zaman uçuşa hazır hale geleceğiz. Kamerayı sabitlemek için parça yok elimde. Normalde kamera tutucuları var ama benim satın aldığım kamera tutucular benim frame'e uymadı. Şuraya biraz sıcak silikon sıkıyorum. Kafamı kameranın önüne getireceğim mecbur. Şöyle. Üstten çünkü bakmam lazım tam ortalamak için. Tamamdır. Kamerayı da sabitledik. Şöyle biraz açı verdim buna. Alıcı için çift taraflı bant keseceğim biraz. Verici bağlantısını yapıyorum şu anda. Böyle olacak. Şu alıcıyı da taktığım zaman uçuşa hazırız. Vericinin kablosunu taktım. Alıcıya çift taraflı yapıştırıcıyı, bandı yapıştırdım. Alıcı bağlantısını yapacağım şimdi. Bu arada çıkmasın diye şunlara üst tarafa bir spacer, yani bu kontrol kartı yukarı çıkmasın diye şöyle bir vida takıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya bir vida, bir tane de buraya vida. Vida mı spacer mı ismi bilmiyorum. Şöyle çift tarafından giriş olan distance sanırım bunların ismi. Kamerayı sabitledim. Vericiyi sabitledim. Bunları silikonla sabitledim. Sallanacak bir şey yok. En son işlem bittikten sonra şuralara bir tur bant geçirdim. Elektrik bandı. Şimdi bu alıcıyı üst plakanın ya da üst tabakanın neyse üst tarafına, böyle iç tarafına yapıştıracağım. Tüm bağlantılar tamam. Alıcıyı buraya bağladım. Kameranın bağlantısını yapmıştık zaten, lehimlemiştim. Verici de tamam. VBAT bağlantısını da yaptık. Şöyle size anlatırken ben de son kez kontrol ediyorum. Bütün bağlantılar tamam. Şimdi bu üst tarafı vidalayacağım, yerine yerleştireceğim. Şöyle son kez bir bakalım. Kablolar dışa çıkarsa pervanelere takılmasın diye şöyle bir kontrol ediyorum. Dışarıya çıkacak, uzayacak bir kablo yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir quadcopter yapımı bu kadar basit, kolay. Şu uçlara iki tane zipline takıp antenler oraya makaronla sabitleyeceğim. Şöyle makaron da kestim. İki tane. Yani zip tayı böyle sabitleyip anteni buraya getirip şöyle ısıtacağım bunu. Şimdi sıcak silikonla bu zip taylara biraz açı vereceğim. Biliyorsunuz bu iki antenlerde en uygun bağlantı yönü birbirlerine 90 derece açı yapacak şekilde, yani şöyle. Bunu da şöyle çaprazlamasına buraya bu zip taylar sayesinde sabitleyeceğim. Şimdi zip taylar gördüğünüz gibi dik. Bunları şöyle biraz açı verip dibine sıcak silikon sıkıp sabitleyeceğim. Sıcak hava tabancasını taktım. Şimdi bunları sabitleyeceğim. Şöyle arka taraftan alıcının kablosunu arkadan geçiriyorum. Bu taraftan kişi olmasın diye. Düşük bir ihtimal de olsa buradan çıkıp pervanelere çarpması. Şimdi bunu buradan geçireceğim.
Diğerine geçireceğim. Son işlemi yaparken bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Şimdi bazı arkadaşlar, özellikle yaşı küçük olan arkadaşlar, kanalda şunu da yapar mısın, bunu da yapar mısın, şunu alır mısın gibi şeyler söylüyor. Yani kızmıyorum tabii ki. İnsan bir şey yapılmasını isteyebilir de. Şimdi arkadaşlar, ben bir kuat yapabilmem için en az 500 lira ayırmam lazım ki maddi durumu öyle çok iyi olan birisi değilim. Yani şu kuattan yapar mısın? 250'lik bir kuat yapar mısın? Lütfen demeyin. Çünkü yapamam. Ben bunları da yaparken ilk yaptığım 220'yi satıyorum. Sattım. Sattığım da elime geçen parayla bunları aldım, tekrar yapabildim. Yani şu kuadı da yapar mısın? Şöyle bir kuat yapar mısın dediğinizde bana 500 lira girmiş oluyor. Bu çirkin kelimeyi kullandığım için kusura bakmayın ama başka kelime yok. O yüzden benim bir kuad yapabilmem için elimdekini bir şekilde satabilmem lazım. Ancak satmanın da pek bir yolu yok. Kime satayım ben? Yoldan adam çevirip kuad kopter satıyorum diyemem. 220'liği bir arkadaşıma sattığım için bu parçaları alabildim. O yüzden bundan sonra kanalda çok fazla kuad kopter yapımı olmayacak. Belki ileride hani bunu da satarsam yeni bir kuad yaparım. İşin diğer bir tarafı da ben pek açıkçası bunlarla ilgilenmiyorum. Daha önce 220'lik yaptım bir tane. Toplam yarım saat uçmamışımdır. Ev içerisinden 15 dakika uçtum deneme amaçlı. 130'luk yaptım. O da aynı ev içinde deneme amaçlı uçtum. Bir de kamera denemek için. Yani onunla da toplam yarım saat uçmadım. Şimdi muhtemelen bununla da deneme amaçlı yarım saat uçacağım. Benim çok ilgimi çekmediği için hani bunlara bütçe ayıramıyorum. Benim en sevdiğim şöyle, gerçi dün kazada parçaladım ama şu 90'lıklar, 90-100 santimetre olanlar. Şimdi şunla bu antenlerin dışına geçirdim, makaronu ısıtacağım. Tamamdır. Şunları biraz keselim, çirkin durdu. Hiçbir şey denemeden önce bir kısa devre testi yapmamız lazım. Kısa devre var mı, ona bakalım. Yok. Tamam. Şimdi şu pili bir takalım. Tabii hiçbir zaman dışarıya çıkmayana kadar pervaneleri takmayın arkadaşlar. Her şey sağlıklı görünüyor. 12.47 volt. Pili de okuyabiliyorum bu kumanda ve alıcı sayesinde. Şimdi bir deneyelim. Ben daha önce alıcıyla kumandayı eşleştirdim. Bir de şimdi şeyi deneyelim. Görüntü geliyor mu? Gördüğünüz gibi görüntü alabiliyorum. Gözle görüntü aktarabiliyor. Bu da benim monitörüm. Bu da üstteki ışığım. Tamamdır. Her şey tamam. Uçuşa hazırız arkadaşlar. Bu quadcopter'ı aynen benim gibi topladıktan sonra arkadaşlar, siz ekstradan bir de kontrol kartınızı USB aracılığıyla bilgisayarınıza takacaksınız ve Betaflight ya da CleanFlight'ı güncelledikten sonra ayarlarını benim Betaflight videosunda anlattığım gibi yapacaksınız. İşiniz bitmiş olacak. Her şey tamam benim. Pervaneler takacağım, bir de şu 4K kamerayı. Buna niye 4K kamera diyorsam, kamerayı görmemişim bir oğlu olmuş derler ya, ben de 4K diye durup durup söylüyorum. Bunu şuraya sabitleyeceğim, pervaneler takıp dışarı çıkıp uçacağım arkadaşlar. Bu pil tutucum. Pilimin bir tarafına bu cırt cırtlardan yapıştırmam gerekecek. Cırt cırtım da çok az kalmış, neyse.
Şu alta yeterince boşluk bırakmıştım. Şunu buradan geçirip böyle. Pili şu araya alıp sıkacağım ama sıkmadan önce alttan oynama olmasın diye alt tarafa cırt cırt, bunu da alt tarafına cırt cırt yapıştırdım. Bunu da böyle. Şu alta cırt cırt yapıştırdım. Biraz yamuk olmuş da neyse, çıkmıyor geri. Şunu şuraya bir zip tie ile, plastik kelepçe ile sabitledim. Şu zamazingo sallanıp yan tarafları kaymasın diye. Bu pili böyle takacağım. Quadcopter'ıza pili bağlarken her zaman düz zeminde olsun arkadaşlar. Çünkü bazı kontrol kartlarının jiroskop ve ivme sensörleri güç geldiği anda otomatikmen kalibrasyon yapıyor ve yamuk tutmuşsanız eğer, yamuk tutarsanız yamuk kalibrasyon, yanlış kalibrasyon yapıyor. O yüzden düz zemine koyup pili böyle takın. Videonun sonuna gelmedik. Videoyu burada sonlandırmayın. Çünkü önceki videolarda da söylediğim gibi uçuş videosu ekleyeceğim. Şu bir şey unuttum. Baştan beri söylüyordum. Buralara bir bant geçireceğim. Bantla saracağım orayı. Hemen onu da yapalım. Uçuşa hazırız. Tekrarlatmakta yararı var. Siz bu parçaları birleştirdikten sonra kontrol kartının yazılımını Betaflight'ta da CleanFlight'ta güncelleyin. Ayarlarını benim Betaflight videosunda anlattığım gibi yapın. Bir de ESC'lerle ilgili BL Heli diye bir video yükledim. Oradaki ayarları yapın. Ben şimdi bu pili takacağım ama kendimden biraz uzak tutup pervanelerin dönüş yönüne bakacağım. Şöyle üstten sabitleyeyim. Evet. Dörde doğru yana dönüyor. Hemen pili çıkarayım tekrar ve dışarı gidip uçalım. Videoyu burada sonlandırmayın. Uçuş videosunu ekleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.